Kazakistan'a gideceğiz şimdi. Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Reşit Meradol Astana'da ziyarette bulunuyor. Meradol'un Astana temasları kapsamında Kazak mevkidaşı Murat Nurtleu'yla da bir araya gelecek. Sevgili seyirciler, ayrıntıları aktaracak bize. Nurgali Jasipbay bizi bekliyor Astana'da notlarıyla. Evet Coşkun Özen, Türkmenistan ve Kazakistan arasındaki işbirliğinde son yıllarda çok önemli tendansiyonlar görüldüğünü vurgulamalıyız. Ve bunun en önemli göstergesi, en dikkate değer örneği bugün yaşanıyor başkent Astana'da. Zira Kazakistan başkenti Astana'ya bugün Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Reşit Meradol'un resmi iş ziyaretine bugün start verildi ve bugün Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu tarafından Astana'da Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'nda resmi karşılandı resmi olarak ve şu an Türkmen ve Kazak mevkidaşları baş başa görüşme gerçekleştirdi ve bunun ardından heyetler arası genişletilmiş formatta görüşmelere devam ediyor. Ve görüşmenin ardından fonda gördüğünüz bayrakların fonunda iki mevkidaşın, Türkmen ve Kazak mevkidaşının basın toplantısını yapması bekleniyor. Ne zaman? Mesai sonuna doğru. Peki görüşmelerde hangi konular ele alınacak? Buna duralım. Öncelikle lojistik, ticari ve ekonomik alandaki işbirliği ve özellikle Türkmenistan ve Kazakistan arasındaki belki de en güçlü segment kültür işbirliği konularının görüşülmesine beklendiğini söyleyebiliriz. Zira bilindiği üzere Türkmenistan'da bu yıl doğumunun 300. yıl dönümü kutlanan Maktumkulu Firyaki'nin kutlamalar Kazakistan'da da başlatılmıştı ve TRT Kazakistan temsilciliği olarak geçtiğimiz günlerde söz konusu etkinliklerinin önemli ve birisinin Almaty'da El Farabi Üniversitesi'nde gerçekleştirildiğini aktarmıştık ve şunu da söyleyelim, bu yılın sonuna kadar başkent Astana'da başta olmak üzere Kazakistan genelinde Maktumkulu'nu anma konferanslarının ve birçok kültürel etkinliklerinin yapılacağını da buradan müjdesini verelim. Kazakistan ve Türkmenistan arasındaki ilişkilerde başka diğer bir konuysa geçtiğimiz yıl Murat Nurtleu Türkmenistan'a ziyaret ettiydi ve Kazakistan ve Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı arasında 2024 ve 2026 yıllar için bir işbirliği memorandumunda imzaladığını belirtelim. Öte yandan Kazakistan-Türkmenistan arasındaki ilişkiler bu şekilde devam ederken dün başkent Astana'da Azerbaycan'ın bağımsızlık günü coşkuyla kutlandı. Söz konusu program Azerbaycan'ın Astana Büyükelçisi Ağalar Ataboğlanov tarafından düzenlendi, ev sahipliğini yaptı. Kutlamaya, törene birçok Kazak yetkilileri katıldı. Bunun yanı sıra başkent Astana'da faaliyet gösteren diplomatik misyonların temsilcileri katıldı. Kültür alanında çalışan önemli kişiler, isimlerin katılımını söyleyelim ve ayrıca etkinlikte Kazakistan Cumhurbaşkanı danışmanı Bolat Akşolakov da katıldı. Ve son yıllarda artan Azerbaycan-Kazakistan arasındaki işbirliğin önemine vurguladı. Öte yandan Kazakistan'ın Türkmenistan'la, Kazakistan-Azerbaycan'la ilişkileri bu şekilde önemli gelişmeler kaydedilirken hava durumunun son bilgileri aktaralım. Dün hava yoğun yağış sebebiyle gerek başkent Astana olmak üzere diğer yurdun ilçelerinde kar yağışları meydana geldi, yaşandı ve biz de gerek fırtına olsun ya da kar yağsın Kazakistan'ın ve Türk dünyasının ilişkilerinde hiçbir engel yaşanamaz ve
kar ve fırtınalara rağmen Türk dünyasında işbirliği devam edecek diyelim ve sözü size bırakalım. Ne güzel tamamladın Nurgali Cesikbay. Karada, fırtınaya da rağmen Türk devletleri arasındaki o işbirliği, o dayanışma ruhu gücünden hiçbir şey yitirmeyecek. Çok teşekkürler verdiğin bilgiler için.